Görüşürüz yarından önceye. Sayın seyirciler, dile kolay. Acısıyla tatlısıyla tam 51 yıl geride kaldı. Bugün TRT'nin doğum günü. Türkiye'nin radyo ve televizyon yayıncılığında öncü kurumu TRT, yarım asrı aşan yaşıyla yine lider olmaya devam ediyor. Alo alo, muhterem Sami. Burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre... O gizemli kutudan duyulan bu sesle başladı her şey. Takvimler 6 Mayıs 1927'yi gösteriyordu. Türkiye'de ilk radyo yayınları Türk Telsiz Telefon Anonim Şirketi ile İstanbul'da başladı. Burası İstanbul Telsiz Telefonu. İlk yayın bir efsanenin de başlangıcı oldu. TRT'nin. İstanbul Radyosu'nu Ankara, İzmir radyoları takip etti. Radyoların yönetimi ilk önce PTT'ye, ardından da Matbuat Umum Müdürlüğü'ne devredildi. Burası tecrübe yayını yapan Kısa Dalga Ankara Radyosu TAT. Takvimler 1 Mayıs 1964'ü gösterdiğinde ise Türk televizyonculuk tarihi açısından tam bir dönüm noktası yaşandı. TRT yasasıyla Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu kuruldu. Her akşam sihirli kutunun içinden duyulan seslerin görülme zamanı gelmişti artık. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu bir ilke daha ev sahipliği yaparak televizyon yayınlarını başlattı. Burası 3. band 5. kanaldan deneme yayınları yapan Ankara Televizyonu. İşte bu anonsla da görüntülü yayıncılığa ilk adımını attı TRT. Siyah beyaz karelerle yapılan programlar izleyiciyle buluştu. İndim havuz başına. TRT evlerin baş köşesine ve gönüllere misafir oldu. Büyük küçük herkesin hayatında tatlı izler bırakan Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu 51 yaşında. Kuruluşunun 51. yıl dönümünde TRT Genel Müdürü Şenol Göka ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Şenol Göka, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek şeref defterini imzaladı. 1 Mayıs 1964'te kurulan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu TRT tam 51 yıldır Cumhuriyet ilkeleri ışığında ülkemize hizmet etmektedir. TRT çalışanları olarak söz veriyoruz ki TRT çok yakın bir gelecekte sadece Türkiye'nin değil dünyanın en önemli medya gruplarından biri olacaktır. Ruhun şad olsun. TRT Türkiye'nin hep ilklerine imza attı. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu aradan geçen yıllarla birlikte yoluna güçlenerek devam etti. Bugün 15 televizyonu, 18 radyosu ve 38 dilde yayın yapan internet sitesiyle birlikte artık bir dünya devi. Radyo ve televizyonlarıyla TRT, Balkanlardan Orta Asya'ya, Orta Doğu'dan Kafkaslara, Avrupa'dan Amerika'ya kadar milyonlarca kişi tarafından heyecanla takip ediliyor.